İlk evlenme teklif ettiğinde Arda'dan aldığıma ne kadar pişmanım şimdi. Senin için erteledim ben. Kızımın yardıma ihtiyacı var dedim. Ya karşılıklı sözler vermiştik birbirimize. Senin sözünde durmayacağını bilseydim vakit kaybeder miydim hiç? Hilmi Önal'ın iddiaları, dava, şu, bu. Midesi bulandı tabii. O kadar hevesli görünen adam bir anda değişti, bir anda. Sebep oldun Bihter. Hep senin yüzünden, sebep oldun. Beni suçlama şimdi. Adam senin yalanını yakalamış işte. Peker'le konuşmadığını anlamış. Ya kendini ateşe attın, yetmedi, beni de mahvettin. Yeter, sıkıldım artık, dinleyemeyeceğim. Al. Hah, arıyor işte. Yüzüme söyleyemediklerini de telefonda söyleyecek. Telefon başında beklediğini düşünmesini istemiyorsan istersen ben açayım. Müsait değil diyeyim. Şu an en zengin iş adamları listesindeki 3. adayı arıyor. Efendim? Merhaba Firdevs. Cevap vermeyeceksin sandım. Masajdayım canım. Sonra konuşalım mı? Hemen bir şey söyleyip kapatacağım. Dinliyorum. Evlilik prosedürünü başlatıyorum. Ben yokken işlemler yürüyecek. Nasıl istersen. Resmi işler için yarın bir yardımcı göndereceğim sana. Tamam. Ayrıntıları akşam yemeğinde konuşuruz. Sen ne zaman gidiyorsun Amerika'ya? Yarın sabah hareket ediyorum. O zaman yemeği burada yiyelim, itiraz etmezsen. Biliyorsun Adnan Bey de yurt dışına gitti bugün. Bihter'i yalnız bırakmak istemiyorum. Gayet tabii. Akşam görüşmek üzere. Görüşürüz canım. İnanamıyorum, Allah'ım inanamıyorum. Bu harika. Güzel bir şiirle özür mü diledi? Evlilik işlemlerini başlatıyorum dedi. Ay, inanabiliyor musun? Allah'ım. Ne olursa olsun benden vazgeçemeyeceğini biliyordum. Melih Bey takımı bir zafer daha kazandı. Kutluyorum. Sen dalga geç daha. Nasıl bir badire atlattık haberin yok. Ay. Allah'ım. Ay. Firdevs Yoroğlu'nun üzerine kayıtlı gayrimenkul yok. Eşi Melih Yoroğlu'nun vefatından sonra maddi güçlükle karşılaşmış. Borçlarını ödeyebilmek için oturduğu yalıyı satmak zorunda kalmış. Ama oradan elde ettiği gelir borcun tamamına yetmemiş. Şu anda ne kadar borcu var? Kimseye borcu yok. İki kere toplu para geçmiş eline, hepsini kapatmış. O para nereden gelmiş? Pek emin değilim ama ikisi de aşağı yukarı kızlarının evlilik tarihlerine denk düşüyor. Şu anda hiçbir yerden geliri yok. Bihter Hanım'la ek kartını kullanıyor. Anladım. Bu kadar kafi. Evlilik sözleşmesini hazırlarken daha önce yaptığınız sözleşmeleri esas aldım. İlave etmek istediğiniz maddeler varsa hemen not alayım. Yok. O zaman şöyle bir üstünden geçelim isterseniz. Evet. Çetin Özder'le Firdevs Yoroğlu arasındaki evlilik akdi. Daha sonra belirlenecek tarihte gerçekleştirilecektir. İş bu sözleşme temiz gücüne sahip taraf tarafından düzenlenmiş olup diğer tarafın kabulüne sunulmuştur. Sözleşmede belirtilen maddelere riayet edilmediği takdirde her iki taraf da boşanma hakkına sahiptir. Edinilmiş mallara katılım söz konusu değildir. Temiz gücüne sahip taraf bir sebep göstermeksizin boşanma davası açtığında karşı tarafın tazminat hakkı doğar. Ancak eşin evlilik akdine saygısızlık ve sadakatsizlik hallerinde tazminat ve nafaka talepleri kesinlikle olmayacaktır. Tamam tamam. Aynen uygulayın. Ben bu akşam kendisiyle konuşacağım. Siz de yarın gerekeni yaparsınız. Baş üstüne efendim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, nefis olmuş. Afiyet olsun. Sen asıl Süleyman Efendi'nin yemeklerine yetişemedin. Bir yerde de iyi oldu. Parmaklarınız sağlam kaldı. Yoksa hepsini yemiş bitirmiştiniz. Aa, Rıza? Efendim Ayyüzlüm. Mahsus dedim kızdırmak için. Ha böyle yanakların kızardığı zaman tabi tatlı oluyorsun. Tövbe tövbe. Afiyet olsun. Oturun oturun. Yiyin yemeğinizi rahat rahat. Sonra çok işiniz olacak. Akşama Çetin Özder yemeğe geliyor. Öyle mi? Buyursunlar. Özel olarak yapmamızı istediğiniz bir şey var mı? Ben bir menü hazırladım. Eksiksiz istiyorum her şeyi. Masayı da bahçeye hazırlayın lütfen.
En iyi gümüş takımlarımızı çıkarın. Mumlar, çiçekler unutulmasın. Hiç merak etmeyin. Unuttuğum bir şey var mı? Neyse, aklıma gelirse söylerim. Afiyet olsun. Acele etmezsek zor yetişir bu liste. Hepsi el tutacak şeyler. Önemli bir misafir galiba. Ne demesin? Tamat çalıyor, tamat. Şşt, Rıza. Bülent Bey geldi. Aa, koş kapıyı aç hemen, hadi. Selam. Sema, gel gel. Hoş geldin Bülent'ciğim. Hoş bulduk. Kaynana seviymiş, yalamaya bak. Çık sen, ben hazırlar getiririm yemeğini. Yok, önce Beşir'e bakacağım. Bir sakıncası yok değil mi? Yanına gidebilir miyim? Yok yok, gidebilirsiniz. Rıza, çabuk ya da balık pazarına koş sen. Firdevs Hanım, hamsi mi istiyorlar? Hayır, istakoz. Ya Kadir Gudur onunla uğraşmaktansa... ben onlara şöyle güzel bir hamsi buğulama pişireyim. Bol soğanlı, domatesli, limonlu. Sizlere yapayım, ister misiniz? Ay yeter Rıza. Yüzgeçlerimiz çıkacak yakında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.